hem din hem de sanat ve düşünce bakımından en etkili olmuş bir anlatının doğal çevresindeyiz. Burada çok eskiden tanrılara tapınılıyordu. Homeros'un İlyadası'nın konu ettiği savaş tam da burada, bu yarımadada geçer. Hepinizin bildiği gibi yukarıdaki tapınak, Athena tapınağı, Homeros'un yaşadığı dönemlerden yaklaşık 200 yıl sonra inşa edilmiş bir tapınak. Burada o destanları okuyan, o varlık temsiline inanan, o tanrılara adaklar adayan, kurbanlar kesen insanların tanık olduğu bir yerdeyiz. Aynı rüzgarlar hala esiyor burada. Yakınlardaki adalar biliyorsunuz, Bozcaada, Tenedos, Tanrı'nın adıyla anılır. Apollon'un. Homeros'un anlattığı savaşın taraflarından biri, Anadolu İttifakı diyebileceğimiz bir birlik. Kimilerinin dili farklı olan halklar bunlar. Denizin karşı tarafından donanmalarıyla gelen Akha istilasına direnmektedirler. Troya'yı ve onun doğusundaki yurtlarını savunmaktadırlar. Anlatıya göre bu savaşın tarafları arasında tanrılar da vardır. Zeus'un kızı Aklı, ona denk savaşçı Athena'da. Hemen yanında yakında Gülpınar'da tapınağı bulunan, adı Tenedos'la anılan Apollon'da. Öyküye göre bu savaşın çıkmasına neden olan aşkı ateşleyen Afrodite'de. Tıpkı diğer tanrılar gibi taraf tutmaktadırlar. Kim bilir ne kadar eski sözlü geleneklere dayanan sayısız söylencenin, doğa tasarımının, değer öğretisinin birbirinin içine geçtiği bu büyük anlatının nasıl bu denli özgün, tutarlı, gerçek olabildiğini bugün bile, bu birleşimin anıtsallığını değil, tanıklık ettiği, yön verdiği düşünce dünyasını anmak, çok tanrıcılıktan tek tanrıcılığa, tanrısızlığa giden yolu, düşünce tarihinin bu dönemini kısaca, tabii hak eden herkese değinerek değil ama belli noktalarına değinerek, belli yaratıcılarına değinerek gözden geçirmek istiyorum. Eski Yunan'da tanrının, belli bir tanrının ya da bir topluluk olarak tanrıların, tanrılara tapınmanın ne olduğunu, nasıl bir şey olduğunu anlamak kolay değil. Geçen toplantımızdan hatırlıyorum Sayın Oruç Aroba'nın konuşmasından. O Thales'in bir sözüne değinmişti. Aslında iki türlü çevrilebilir bir söz. Her yerde tanrılar vardır. Thales. Ya da her şey tanrılarla doludur. Aristoteles'ten geliyor bu söz bize, De Anima'dan, ruh üzerine. 411 A9'da. Bu ne demektir? Aslında bu söz hiç de kendisinden bu sözü işiteceğimizi tahmin etmeyeceğimiz birine, Thales'e atfediliyor. Thales, Homeros'un öykülerini, insan biçimci tanrılar anlatısını elbette biliyordu. Fakat o böyle bir anlatının parçası değildir. Bu anlatıya katkıda bulunmuş biri değildir. Tersine aslında mitolojik dünya tasarımını yadsımış, yerine başka bir anlayışı yerleştirmeye çalışmış biridir. Onun için ilk filozof olarak anılır. Şair değildir. Thales o tanrılara tapınan bir halktandı yalnız. Okumayı, yazmayı, sözünü seçmeyi, doğal güçlerin, rastlantının, varoluşun neliğini büyük olasılıkla öncelikle Homeros'u okuyarak öğrenmişti. Her yerde tanrılar vardır sözünü bir tanrılar hanedanından ve onların büyük bir merakla ilgilendiği bir insan soyunu anlatan büyük ozandan da duyuyoruz. Homeros aslında ilginç. Homeros da aynı sözü söylüyor. Bakın şöyle diyor. Akha donanmasına katılanların soyunu, geçmişini, kaç gemiyle geldiklerini, nereden geldiklerini anlatırken belleğine güvenemediği için Musalara yakarıyor ve şöyle diyor. Olimpos'ta oturan Musalar, hadi söyleyin bakayım şimdi bana. Tanrısınız. Her yerde varsınız. Bilirsiniz her şeyi. Bizimse hiçbir şey bildiğimiz yok. Yalnız şuradan buradan bir şeyler duyarız. Azra Erhat Kadir ya da İbrahim Abdülkadir Meriçboy'un çevirisinden, bu güzel çeviriden olacak aktaracağım bölümler Homeros'tan. Bu bölüm gibi. Burada söz konusu her yerde oluş, tanrılara özgü bir güç olarak Musalara atfediliyor. Bellek gücüdür Musaların üstünlüğü, ancak aynı zamanda bellek için zorunlu olan deneyim, işitme ve görme, doğrudan tanık olma gücüdür de. Oysa tanrılar da her şeyi, belirlenimci bir düzen içinde olup bitecek her şeyi bilemiyor. Bu güç ancak belli tanrılara atfediliyor idi. Çok tanrıcılığı bugün bir bütün olarak ve eksiksizce kavrayabileceğimizi düşünmüyorum. Bir bütün olarak kavrayamayız çünkü çok tanrıcılık belki de hiçbir zaman bütünlüklü bir tapınma biçimi değildi. Örneğin belli bir tapım söylencelere giren tüm tanrıları tanımakla birlikte belli bir tanrıya yönelir. Athena'ya, Apollon'a. Onu yüceltir, onu yatıştırır ve ona yakarır. Eksiksizce bilemeyiz çünkü böyle bir tapınma deneyimimiz yoktur. Benzeri de yoktur. Anlatılardaki bu tapımı yalnızca hayal gücümüzde, imgelememizde canlandırabiliriz. Bu yalnızca estetik bir deneyimdir. Ondan ayrı sayılan dinsel bir deneyim değildir Yunanlı için ya da belki bizim için aynı zamanda. Bilişsel yorum, yani bir tapımın yöneldiği nesnelere ve biçimsel özelliklerinden insan türünün isteme yatkınlıklarını çıkarsamak, elbette her zaman elimizde olsa da, örneğin okyanus suyu temsil eder, Poseidon denizi ve yerin sarsıntılarını, yerin altındaki gücü temsil eder, Afrodite aşkı temsil eder gibi. Böyle bir bilişsel yorum elimizde olsa da, böyle bir girişimin değişmez nicelik ve nitelik bakımından en son çözümleme ve yorum olacağını beklemekte saflık olur. Yani bu güçler aslında tanrılar, kişileştirilmiş bu varlıklar aslında evrenin güçlerini yorumlama girişimidir dediğimizde aslında bu estetik birikimi üzerine düşünmekten vazgeçiyoruz. Eskilerin dinle, varlıkları ve nitelikleriyle, dünyanın, varoluşun ne ve nasıl olduğuyla ilgili savları estetik değerle iç içe geçen yaratıların yalnızca estetik yüzü bize görünüyor bugün. Tanrılar artık korkutucu değil. Burada değiller. Yakarıları işitmezler. Bu bilişsel yapı, dönemin bilişsel yapısı çoktan terk edilmiştir. Tıpkı çocukluk anıları gibi ancak özlemle ya da ürpertiyle anılır olmuştur. O dünya artık bizim dünyamız değildir. bugüne aktarılması yalnızca bellekte kalan güçlü ilk duygulanımlar gibidir. Değere yönelen diğer anlama biçimi, etik düşünmenin bile izlerini estetik kadar belirgin bir biçimde, estetik izler kadar belirgin izler olarak göremeyiz. Hele bulamayız. Hele Homeros'un değerleri bugünkü okura pek hoyratça, pek acımasız bir zihinden ya da böyle bir kültürden geliyor gibi görünür. Örneğin Zeus kadar akıllı kurnaz Odysseus'un bugünün ya da yakın zamanların etik değeri temsil eden kahramanlarına hiç benzemediği oldukça açık. Fakat bu anlatı güzeldir, duygulandırıcıdır. Tanrılar ve insanlar birbirlerine zorunlulukla bağlı, her biri hemen tümüyle çekişen bu kalabalık varlıklar dünyası, bu kendini egemen ya da mutlu kılmaya yönelen ancak tümü de kader tanrıçalarının ya da tanrıçasının dokuduğu bir varoluşa mahkum insanlar ve tanrılar her biri güçlü birer istençle, belki de yalnızca sıradan insanca istekler uğruna, sırf korkaklıklarından ya da kibirlerinden, bir şeyleri elde etmek ya da bir şeylerden kaçmak için sayısız güce, sayısız başka istence direnmeye çabalamaktadırlar. Menelaos, Akha donanmasının ikinci komutanı diyebiliriz Agamemnon'dan sonra. Yani en güçlü krallardan biri bu ittifakta. Troyalılar ve Akhaların karşılıklı antlarla kararlaştırdıkları bir dövüşle savaşı bitirmeye, bu ölüm kalım dövüşünün sonucuna göre Helene'yi ve mallarını vermeye ya da almaya karar vermişlerdir. Menelaos'la Aleksandros ya da Paris çarpışacaktır. Teke tek bir düellodur bu. Sonucuna göre savaş bitirilecektir. Bu düzeni de aslında tanrılar ayarlamıştır. Achilleus'un gururu incinmiştir. Annesi tanrıça seslenmiştir. O Zeus'u ikna etmiştir. Yani bir düzen kurulmuştur. Dövüş savaşı bitirecektir. Safça inanışlarına göre. Menelaos bu dövüşte Paris'i öldürmek üzeredir. Oysa onu çok seven tanrıça Afrodite bu ölümlünün, çok sevdiği ölümlünün yardımına yetişmiştir. Şöyle anlatıyor Homeros. Paris'i ne yapıp öldürecekti ki? Elindedir. Geldi Afrodite, kaptı kaçırdı onu. Bir tanrıçı için ne kolay işti. Koyu bir dumanla onu çarçabuk sarıverdi. Götürdü bıraktı yatak odasına. Kubbeli, güzel kokulu. Helene'yi çağırmaya gitti bu kez tanrıça. Baktı yüksek kulenin üstündeydi o. Güzel kokulu başörtüsünden tutup çekti. Bir zamanlar Lakedaimon'da yaşadığı günler Helene'ye yün eğiren bir ihtiyarın kılığına girdi, konuştu. Günden güzel şeyler yapardı o kadın, Helene çok severdi onu. O ihtiyara benzeyip seslendi tanrısal Afrodite. Buraya gel, Aleksandros eve çağırıyor seni. Yatak odasında köşeleri yuvarlak döşeğinde yatıyor. Rubaları yepyeni, güzelliği bir içim su. İnanmazsın bir yiğitle dövüştüğüne. Sanki eğlenceye, oyuna gitmeye hazır ya da eğlenceyi, oyunu bırakmış dinleniyor gibi. Böyle dedi, Helene'nin göğsünde yüreğini oynattı. Dillere destan gerdanından tanıdı Helene tanrıçayı. İnsanın içini bir hoş eden göğsünden, ateş saçan gözlerinden tanıdı onu. Titredi önce, sonra boşalttı içini. Gene mi sensin tanrıça? Neden hep baştan çıkarmak istersin beni? Söylesene, niyetin ne? Beni daha uzaklara, Frigya'ya, şirin Meonya'nın bakımlı bir iline mi götürmek mi? Oralarda ölümlülerden bir adamın mı var ki? Tanrısal Aleksandros'u yendiği şu sıra Menelaos alıp eve götürecekken beni tam, iler tutar yeri kalmamış beni, çıktın gene karşıma bir sürü düzenli. Paris'in yanına git, yerleş hadi. Çık ayrıl tanrılar yolundan. Bir daha ayak basma Olimpos'a. Ona bak, dert edin kendine onu. Sonunda ya karısı yapsın seni ya kölesi. Oraya ben taş çatlasa gitmem. Yakışık almaz, hoş görmez kimse, yapamam bir daha onun döşeğini. Troyalı kadınlar söylenirler arkamdan. Hem yüreğinde benim dinmez acılar var. Tanrısal Afrodite çok içerledi, dedi ki, saygı bilmez kadın, basma damarıma. Bir kızarsam çekerim senden elimi, seni sevdiğim kadar çok olur öfkem. Düşmanlıklar sokarım Troyalılarla Danoalar arasına, geberip gidersin sen de pisi pisine. Böyle dedi o Zeus'un kızı Helena'nın ödü koptu. Büründü göz alan ak örtüsüne, yürüdü gitti usulcacık kimseye görünmeden, Tanrıça da yol gösterdi ona. İlyada 3. kitap. Tanrıların, tanrıçaların yön verdiği bu isteme, kendi tutkularına, kendi istemelerine bağlıdır. İnsan biçimci bu tanrı ve din tasarımı, Tanrı'yı insanlar arasına katmakta, onu kılık değiştirse de tanınır kılmaktadır. Bu insan her yerde tanrılarla karşılaşabileceğine inanır, iç ve dış görüntülerde, duyuların gösterdiklerinde, dürtülerde, heveslerde, hatta uslamlamalarda tanrıların etkisi vardır. İnsanı tanrıların sevgisine ve nefretine göre bir yaşam sürmektedir. Tanrıların tutkularının neden insana yöneldiğini açıkça anlayamasak da, onların da istemeye mahkum, insana benzer, insanca söyleyen ve eyleyen varlıklar olarak tasarlandıkları açıktır. Tanrıların tümü, en güçlüsü bile, toplumsal bir düzenin, bir ölümsüzler düzeninin sınırlamalarıyla karşılaşmak zorundadır. Her şeye egemen bir tanrı yoktur. Bunun olanaksızlığını tanrılar da kabullenmiş olmalıdır. Başka türlüsü herhalde bir tanrı için Nietzsche'nin dediği gibi usandırıcı bir varoluş olurdu. Sıkıntılı bir varoluş, yalnız bir varoluş. Öte yandan insan da hem cinsleriyle, ölümlülerle yalnız değildir. Onlarla uyumu ya da çatışması kendi ve ötekilerin istemesine olduğu kadar tanrıların istemesine, üstün ötekilerin istemesine de bağlıdır. O yüzden onlara tapınmalı, onları yatıştırmalı, öfkelendirmemelidir. Oysa bu zavallı varlık insan bilmeden, istemeden de kutsalı çiğneyebilir. Hatta atalarının tanrılara karşı kusurlarının kefaretini acılı bir yaşamla ödeyebilir. Doğrusu Homeros'un eserlerinde tanrıların insandan bekledikleri çok yalın şeylerdir. Saygı, tapınmanın ihmal edilmemesi, işaretleri değerlendiren bilicilere, seçilmiş aracılara kulak vermek, yazgısını kendisine verilen gücü ölümlere has olandan fazlasını elde edebileceği ünden ya da maldan fazlasına göz dikmeme, bilmeyerek ve olsa kutsalı kirletmeme, yasaklananı yapmama gibi şeylerdir. Doğrusu bilmeden de tanrıları öfkelendirmek olanaklıysa, tanrıların insandan beklentisi yalnızca bir biçimsel tapınmadır. Onların gücünü kabul etmektir. Fakat bu dünyada insan gerçekten pek çaresizdir. Helene, Afrodite'nin elinde, az önce okuduğumuz bölümde, onun gösterdiği yoldan gitmek zorundadır. Yoksa kahrolacaktır. Tanrıların sevgisi nefrete dönüşebileceği gibi ölümler tarihlerindeki değişikliklerin nedenlerini çoğu zaman bilmezler. Örneğin tanrılar savaştaki tarafların kendilerini usulünce anarak yaptıkları ant törenlerini bile saymayabilirler. Az önce anlattığım bölüm böyle bir ant töreninin arkasından düzenlenen bir düello sonucunda aslında savaşın bitirilmesi bekleniyordu. Fakat Tanrılar bir düzen kurmuşlardır. Bu dövüşle bitmeyecektir savaş. Ant töreninde tanrılara yakarılmıştır. Gerektiği gibi kurban kesilmiştir. Fakat yine de tanrılar düzen kurmaktadırlar. Kendini sayan tarafların tapılmasını inkar etmektedirler. Görünüşte kalmaktadır. Tanrılar birbirlerini aldatarak, ikna ederek, tehdit ederek, hatta döverek akıllarına koyduklarını yapmaya çalışırlar. Bu dünyanın insanlar için de tıpkı tanrılar için olduğu gibi oldukça güvensiz, korkutucu, denetlenemeyen güçlerin çatıştığı bir dünya olduğu açık. Ne olursa olsun Homeros'un dünyasında insan yazgısının dışına çıkamaz. Aslında olduğu gibi olmasıyla, olduğu şey olmasıyla sınırlandırılmıştır. Çünkü yetileri de tanrılarca bağışlanmıştır. Soy yoluyla belirlenmiştir. Homeros'ta varoluş çoğu varlık için ürkütücü ölçüde rastlantısal, sayısız iradenin çatışmasıyla belirlenen ama yine de belirlenen, dahası belirlenmiş bir varoluştur. Belirlenimcilik Yunan düşüncesi için başından beri en büyük sorunlardan biri. İşte bu nedenle olsa gerek, Homeros'un hatta belli ölçüde tragedya yazarlarının gözünde tanrılar etik değerin taşıyıcısı, buyurgan tanrılar değillerdir tam anlamıyla. Böylece değeri ortaya çıkarmak insanın omuzlarına yüklenmiş bir ödev gibi görünüyor. Bu ödevi yerine getirmeye girişenlerin arasında yasa koyucular, devlet adamları olduğu kadar şairler de vardı. Filozof Platon çoğu kez onların sanatlarından yararlanmaya çalışıyordu. Bildiğiniz gibi kendisi de şair olmak istemiştir. Başarısızdır. Fakat o sanatın belli öğelerini diyaloglarında bulursunuz. Ancak Platon sanata düşman kesilecek kadar acımasız biriydi kanımca. Bir kentin yurttaşlarına iyinin iyiyle ödeneceğine inan, yurttaşlarına iyiliğin iyilikle ödeneceğine inandırmanın yolunun onlara Homeros'u yasaklamaktan geçtiğini düşünüyordu. Ünlü bölümü hatırlayalım devlette. Zeus Homerosça Zeus'un önünde iki küp vardır. Ölümlülere bir ondan dağıtır. Yani iyiyi ve kötüyü dağıtır. Halbuki Platon'a göre Tanrı iyiyle öder. Karşılığı iyidir. Kötüyü de kötüyle. Homeros'ta her şey rastlantısaldır. Tarihtir. Kaderdir. Zeus artık filozofun elinde etik değeri temsil edecektir. Böylece bugün bizim edebiyat dediğimiz eskilerin gözündeyse bütün bir varoluşun yorumu olan anlatının etik değeri belirlemese de onun üzerine düşünmeye davet eden anlatının gücü felsefece ele geçirilmek istenmektedir. Platon için Tanrı iyiyle kötüyü, kötüyle ödeyen varoluşun değer düzenini tıpkı üçgeni belirlediği gibi, yani onun yapısını belirlediği gibi belirleyen, ona uyulmasını buyuran, onu göklere ve yerlere yazan bir varlıktır. Birbiriyle çatışan güçlerin yerine bir monark geçmiştir. Yalnızdır. İnsandan başka kimsesi yoktur. Doğrusu insan için artık neredeyse insan biçimci olmayan, yalnızca zihin bakımından ona benzer bir tanrıdan başkası yoktur. Bu tanrının adı ne olursa olsun, o Homeros'un ya da Sofokles'in tanrılarından çok Hristiyanlığın ya da İslam'ın bizim bildiğimiz tanrısına benzer. Platon'un tanrısı. Oysa örneğin Sofokles, Homeros'ta gizli olan değer anlayışını önemli ölçüde takip ediyordu. Homeros'un öykülerinden öğrendiğimiz biçimiyle onun onur peşinde savaşa giden eski çağ kahramanları zafer için dua ediyorlardı. Zafer ganimet demekti. Hırsızlığın, haksızlığın filan öcünü almak demekti. Helena için gelmişlerdir. Yani tabii şiirsel bir tasarımdır bu. Yani bilişsel bir tasarım değildir. Yani Homeros öykülerinin tarihsel bir veri olarak değerlendirmeye kalktığınızda böyle bir şeyin bir inanılır bir tarafı yoktu, inandırıcı bir tarafı yoktur. Helena için nasıl olur da binlerce, on binlerce insan savaşa çıkar. Bir donanma kurar. Büyük olasılıkla iktisadi idi sebepleri. Bu savaşın var olup olmadığı bile tarihçilerle tartışma konusudur. Troya'nın şimdi bulunduğu yerde olup olmadığı da tarihçilerce tartışma konusu yapılmaktadır. Evet, adalet hırsızlığın öcünü almak için gelmişlerdir. Kadını kaçırmanın öcünü. Adalet, konukseverliğe aykırı işler yapanın, konuk olduğu kişinin kadınını kaçıranın, Paris'in cezalandırılması ya da onun ülkesinin, kentinin cezalandırılması demekti Homeros'a göre. Bir başkasının gerekçesiyle de olsa savaşa koşarak gidenin aklında aslında onur kazanmak vardı. Bunu çok açıkça görürüz Homeros'ta. Ayas onur için gitmiştir, Filoktetes onur için gitmiştir. Pek çoğu. Savaşta büyük yararlılıklar gösteren korkunç Ayas açıkça onurun peşindeydi. Örneğin, kişi istemini gücü yettiğince savunur. Fakat bunu başaramadığında başkalarının sözünü gerçeklik olarak kabul etmek zorundadır. Çünkü başka türlü eylemesi gücünü tümden yitirmesine yol açacaktır. Homeros kahramanlarını böyle bir bilinçle donanmış olarak betimliyordu. Sophokles de öyle. Filoktetes ve Ayas tragedyalarında kahramanlar başkalarının nefret ettikleri silah arkadaşlarının ve saymadıkları tanrıların kendilerine gerçeklik olarak gösterdiklerinin karşısında ezilir, onların dayattıklarını kabul etmek zorunda kalırlar. Ayas bu gerçekliği kabul edecek, üstelik kendi iddiasını kabul ettirememenin karşılığını kendi elinden ölümüyle ödeyecektir. Sofokles'in yorumuna göre suçu o kadar büyük görülmüştür ki kendi ölümü bile yeterli bulunmayacak. Ordunun başındakiler ona ölümünden sonra dahi ceza vermek isteyecek, gömülmesine karşı çıkacaklardır. Kurda kuşa yem olmasını isteyeceklerdir. Kibir büyük suçtur. Kibir başkalarının haklarını, başkalarının yani tanrıların ve dostların kendi haklarındaki kararlarını, onların doğruluk ve gerçeklik hakkındaki görüşlerini hiçe saymak, ait olduğu topluluğun hakları ya da sorumlulukları konusunda yargılarını kabul etmemek, öznel yargı gücüne sınırsızca güvenmek, kendini kayıtsızca diğerlerinden üstün görmektir. Bu, insana olduğundan da çok Tanrı'ya, Tanrı yargısına ve istencine saygısızlıktır. Çünkü söz konusu varoluş tasarımına göre Tanrı gerçekliğin ve doğruluğun ölçüsüdür. Bunun da ne kadar muğlak olduğunu az önce gördük. Sofokles de elbette etik değerin estetikle harmanlanarak sunulması Homeros'ta olduğundan çok daha belirgin. Arada önemli bir zaman farkı da var. Hangisi daha önce? Homeros. Sofokles Ayas'ta hatırlamak için sürüdeki hayvanları sınırsızca öfkelendiği Agamemnon, Menelaos, Odysseus ve diğer silah arkadaşları oldukları zanlıyla kılıçtan geçiren Ayas'ın perişan halini gösterdiği Odysseus'a seslenen Athena'yı şöyle konuşturuyor. İşte bunları görüyorsun. Sen hiçbir zaman tanrılara karşı küstahça bir kelime söyleme. Kolunun kuvvetiyle olsun, büyük zenginlik yığınıyla olsun, birinden üstünsen de hiç kibirlenme. Çünkü bir tek gün insanoğlunun halini alçaltıp gene de yükseltebilir. Tanrılar da iyileri sever. Kötülerden nefret ederler. Suat Sinanoğlu çevirisi 1946 tarihli. Ayas'ın affedilmez suçu şuydu. Achilleus'un silahları için yapılan karşılaşmada, o dövüşte Odysseus'la karşılaşmıştır. Ona yenilmeyi hazmedememek. Bunun öcünü hem Odysseus'u hem de karşılaşmanın sonucunu onaylayanları katlederek hakkını ispat etmeye çalışmaktadır. Onun hakkı, Achilleus'un silahları onun olmalıydı onca. Çünkü en büyük kahraman odur. Müttefiki Odysseus'la karşılaşmıştır. Yenememiştir. Fakat kendisine düzen kurulduğu kanısıyla aklını kaçırmıştır. Yani o kadar çok istemektedir ki o onuru altında kalmıştır, ezilmiştir o isteğin. Tam eline silah alıp gidip komutanları bulundukları yerde öldürecekken Athena onu çıldırtmıştır. Onu ordunun hayvanların bulunduğu barınağa yönlendirmiştir. Yani oradaki koyunları, inekleri, atları Odysseus, Menelaos, Agamemnon filan zanneder. Zannettirmiştir Athena. Ve onları doğramıştır. Anlamamıştır da yaptığının, yani böyle bir çılgınlık olduğunu, hayvan öldürdüğünün farkında değildir. Çok acınası bir haldedir gerçekten. Athena ona dikkat çekiyor, Odysseus. Onu söylüyor. Bu bir hıyanettir gerçekten, yani silah arkadaşlarını katletme girişimi. Öte yandan yine aynı oyunda Sophokles Ayas'ın kibrini iki ayrı durumda betimliyor. Habercinin ağzından kahin Kalhas'ın söylediklerini şöyle aktarıyor. Yine Suat Sinan'ın çevresinden, Ayas tragedisinden. Kahin, biri insan tabiatıyla doğar da insan gibi düşünmezse, işte insanlığın hudutlarını aşan bu düşüncesiz mahluklar tanrıların verdiği ağır felaketlere uğrarlar dedi. Halbuki Ayas, babası ona iyi bir nasihatte bulunduğu halde daha evinden ayrılmadan düşüncesiz bir adam olduğunu göstermiş. Babası ona, oğlum savaşta galip gelmeye çalış ama daima tanrıların yardımıyla demiş. O ise fazla bir gururla akılsızca cevap vermiş. Baba, tanrıların yardımı olduktan sonra değersiz bir insan da zaferi elde edebilir. Benim ise onlar olmasa dahi bu şerefi kazanacağıma itimadım var. Bir başka seferde ilahi Athena kendisini öldürücü elini düşmanlara çevirmeye teşvik ederken ona şu müthiş işitilmedik cevabı vermiş. Kraliçe, sen öteki Akayolların yanına git, düşman benim bulunduğum taraftan asla yaramaz. Böyle sözlerle insanlık haline uymayan bir tarzda düşündüğü için Tanrıçanın dehşetli öfkesine uğradı. Athena intikam almıştır. Büyük bir saygısızlık yapılmıştır. İnsanlığını bilmemiştir Ayas. Tanrıları saymamak büyük suçtur. Achilleus'un silahları için yapılan dövüş oyunundan yeni kaybolan Ayas kinle müttefiklerini katletmeye yeltendiğinde adalet düşüncesini bir yana bırakıyor. İnsan gibi değil, Tanrı gibi mi düşünüyordu? Belki de. Homeros'un betimlediği tanrılar düzeni hiç de başıboş bir düzen, her tanrının dilediği şiddete başvurabildiği bir düzen değildi. Tanrıların babası Zeus bile önemli bir işe girişmeden hanedanlı diğer üyelerinin görüşlerini dikkate almak zorundaydı. Belki kandırıyordu onları ama dikkate almak zorundaydı o görüşleri. Büyük gücüne karşın örneğin bir yıkım istediğinde güç dengelerini düşünmeliydi. Oysa Ayas, tanrıların bile gözetmek zorunda olduğu başkalarını büsbütün unutmuştur. Athena, Ayas'ı çıldırtarak cezalandırırken bir yandan da gözde savaşçısını Odysseus'u korumakta, ona kibrin insanı sürükleyeceği uçurumu göstermektedir. Ayas Tanrı'ya seslenir ve Odysseus sandığı hayvana yapacağı işkenceleri anlatırken farkında olmadığı acınası bir durumdadır. Athena Odysseus'a bu manzarayı izletirken şöyle der: "Tanrıların kudreti ne büyüktür. Görüyor musun Odysseus? Bu adamdan daha ihtiyatlısı, sırası geldiğinde iş görmekte, ondan daha beceriklisi sence bulunur muydu?" Odysseus Tanrı'yı şöyle yanıtlar: "Ne de yaman bir kadere vurulmuş. Ben kendi kaderimde onunki gibi gözünün önüne getiriyorum. Çünkü görüyorum, biz bütün yaşayanlar hayaletten, birer boş gölgeden başka bir şey değilmişiz." İnsanın tanrısal güçler karşısındaki aczinin betimi eski Yunan edebiyatının en çarpıcı yönlerinden. Fakat insan büsbütün çaresiz değildir. Erdem koruyucudur. Erdemli kişi varoluşunun ve güçlerinin sınırını bilen kişidir. Bu sınırlar da başkaları, tanrılar ve insanlar tarafından belirlenmiştir. Kâhinlerin, tanrı istencini aktaranların sözlerine saygı, tapınlar, İnsanüstü güçlerin yatıştırılması için yapılan her şey, dualar, adaklar, kurbanlar, saçılar, anıtlar, bir bakıma bu sınırların göz önünde tutulmasına, hatırlanmasına yöneliktir. Tapınmada ihmal, Tanrı'ya saygıda kusur, kâhinlerce bildirilen Tanrı sözünü sıradan bir söz, bir hile saymak büyük bir aymazlıktır. Doğrusu bizlere pek safça, çocukça görünen bu tapınma ya da kötülükten korunma davranışının ardında evrensel bir itki, tapınma erdemi öne çıkaran bir yön bulabiliriz. Erdeme, toplumsallığın, toplumsal düzenin oluşmasının koşulu olarak baktığımızda tapınmanın anlamı belirginleşir. Erdem, kişinin başkalarının kendini sınırlayan ancak yine de kendi yararına kullanabileceği yargılarına saygı duymayı, başka bir deyişle kendi dışındaki istenci işitmeyi, ona göre eylemeyi zorunlu kılar. Klasik erdemler, adalet, ılımlılık, sağgörü, cesaret, hatta cesaret bu saygıyı gerektirirler. Ayas cesurdur ama sınırlarını bilmez. Bu anlatılar yazısız olarak aktarılan söylencelerden bugüne kalabilmişse, güzel yani iyi betimin örnekleri olarak bize bugün hala suçu, erdemi, sevgiyi, nefreti anlatmaya ve anlamaya değer başka ne varsa anlatıyor ve anlaşılıyorlarsa, bu onların sayısız kuşağın düşünsel çabasıyla nesnelleşmiş yargıları sezdirmelerindendir. Biliyorsunuz bütün mitlerin kökü söz gelenektir. Kuşaklar boyunca katkılar yapılmıştır. Değerin temel ölçütleri nesnellik ve evrensellik ise, ki öyle kabul ediyoruz, bunlar büyük bir birikime ve o birikimi doğru kavrayıp özenle söze dökenlerin dürüstçe tutumuna bağlı olmalıdır. Oysa sanatçılar ve sanatlar Platon'un kentinden felsefe adına kovuldular. Platon'un felsefeyi sanatın karşısına koyması bir bakıma büyük bir talihsizliktir. Öte yandan değerin, iyinin ve kötünün nesnel, mutlak tanımına varma çabası olarak etik, Platon'dan ya da Sokrates'ten başlayarak Faydon aklımıza gelecek elbette, felsefenin has konusu olur. Böylece Stoacılar, Epikurosçular ve diğerleri güzelden çok erdemin düşünsel araştırmasına, etiğe eğilmiş, yaptıkları işin sanatın bağımsız değer araştırmasından daha güvenilir, daha kesin, daha ilke ve sonuçları bakımından mutlak olduğuna inanmışlardır. Çok tanrılı bir varoluş tasarımı yerini ya Platon ve Stoacılarda olduğu gibi tek tanrıcılığa pek yakın ya da ona çok yakın tasarımlara ya da tanrı tanımazlığa bırakmıştır. Stoacılar elimizde olmayan şeylere dışsal nesneler ya da kısaca dışsallar diyorlardı. Talihin bin bir türlü cilvesiyle karşılaştığımız her şey böyle dışsal. Sağlık, güzellik, zenginlik, yakınlarıyla sürdürülen yaşam ve bunlardan yoksunluk tersi dışsal idi. Bunlara sahip olmak ya da olmamak, sahipken yitirmek elde değildir. İnsanın elinde olan bir şey değildir bunu önlemek. Herkes her türlü afete, kayba tanıktır. Ancak bilgelik yolundaki kişi bu tanıklıktan dolayı acı çekmeyecek, tanrısal düzeni görecek ve kendisinin de bunun parçası olduğunu kavrayacak, böylece yücelecektir. Örnek olarak Epiktetos'u kısaca analım. Epiktetos, Tanrı'ya kendisinden başka kimselerden ya da güçten hiçbir beklentisi olmaksızın ilahiler okuyor, böyle yaşamayı öğütlüyor. Metninde, yani söylevlerde Logoi, Arianos tarafından, öğrencisi tarafından notlardır, alınan notlardır, onun derslerinde ya da konuşmalarında alınan notlardır. Sıklıkla tekrar eden bir sürgün teması var. Gyara, Roma ve Atina, bu üç yerin adı geçiyor. Epiktetos Roma'da belli bir zenginliğe ve üne kavuşmuş bir kölelikten azat edilmiş bir düşünürdür. Fakat sonra gözden düşmüştür ve kovulmuştur, sürgüne gönderilmiştir. Yani bunun acısı sanıyorum ağırlıklı olarak hissediliyor. Ama kendi örneğini vermez, başkaları üzerinden konuşur hep. Bu kentlerin adını andığımız Gyara, Roma ve Atina. Gyara bir adadır. Gyaros adası şimdi de aslında hapishane adası olarak kullanılmış 20. yüzyılın sanırım ilk yarısına kadar üstünde bir bizim biraz şeye benziyor. İmralı. İmralı değil öyle şey. İmralı canlı bir şey olduğu için yani terk edilmiş bir kullanılan bir ada olduğu için yassı adaya benziyor. Ama çok uzak yani İstanbul'a çok yakın orada biliyorsunuz. O Roma'ya çok uzak Gyaros ya da Gyara üstünde bitki ve hayvan bulunmayan bir adacık diyelim. Sadece işte sürgün yeri. Yani yoksunluğu, her şeyden yoksunluğu temsil eden bir yer. Roma ve Atina belli. Yani Roma dünyanın merkezi, Atina kültür merkezi. Yani bu üçü arasında bir değerlendirme. Bu kentlerin ya da bölgelerin adları anlamlı. Epiktetos Roma'da işte söz ettik, saygı görmüşken gözden düşmüştür. Kölelikten kurtulduktan sonra saygınlığı tanıyan bir insanın gözden düşmesinden, sürgüne gönderilmesinden söz ediyoruz. Kendine benzer deneyimler karşısında acı çekenlere Gyara'da kalacaksın. Gönderildiğin Gyara'da kalacaksın diyor. Doğrusu bir bakıma sızlanan yüreğine sesleniyor gibi. Güzelliklerin her yerde aynı olduğunu söylüyor. Kürsü de, zindan da yerdir. Çok sıklıkla kürsüden de söz ediyor. Yani makam aslında temsil ettiği şey. Bema şeyi Yunancası. Bunların hepsi yerdir. Elimizde değildir nerede olduğumuz. Yani onu biz sağlamış değiliz. Aslında talihimiz bizi oraya getirmiştir. Dışsaldır yer, onur, her şey. Atina'yı bir daha ne zaman göreceğim diye sızlanan kişiye güneş, ay, yıldızlar sana yetmiyor mu diyor. Bunların tümü yer diyor Atina, Roma. Tıpkı kürsü ve zindan gibi. Bunlar yer. Atina'yı bir daha ne zaman göreceğim diye sızlanana zavallı der. Her gün gördüğün şeyler sana yetmiyor mu? Güneşten, aydan, yıldızlardan, karalardan, denizlerden daha güzel ne olabilir? evreni yöneteni gerçekten anlar ve içinde taşırsan o kaya parçalarını, o güzel taşları niye özleyesin? Zindanda da kürsüde de insan bir yerdedir. Ama önemli olan nerede olduğu değil, orada nasıl bulunduğudur. Önemli olan gittiği yere kendisiyle birlikte neyi götürdüğüdür. İçinde taşıdığı şeydir, istencidir, zihnidir, ahlaki amacıdır. Proairesis diyor buna, ahlaki amaç. Kürsüde de, zindanda da ahlaki amaç hiç unutulmamalıdır. Bakınız Tanrı'ya şöyle, yani Tanrı'yı şöyle övüyor. Tek Tanrı artık. Yani onun söz ettiği Zeus'tur ama Zeus aslında Hristiyanlığın veya İslam tanrısına çok benzer artık. Yani bu Homeros'un hanedan birbiriyle aslında güç çatışmaları içinde olan bir hanedan olarak temsil edilmez artık Tanrı. Bir hakim güçtür. Şöyle sesleniyor. Başını kaldır, Tanrı'ya bakacak cesareti göster ve ona şunu söyle. Beni istediğin gibi kullan Tanrım. Sahip olduğum akıl seninkiyle aynıdır. Ben seninim. Beni istediğin yere götür. Bana seçtiğin giysileri giydir. Bana toplumda bir görev mi vermek istersin? Yalnız bırakmak mı? Burada kalmamı mı? Sürgüne gitmemi mi istersin? Yoksul olmamı mı? Zengin olmamı mı? Herkesin önünde bütün yaptıklarını savunacağım. Her şeyin gerçek doğasını göstereceğim. Aslında bu asketik görüşün herhalde en güzel ifadelerinden biridir. Köle Epiktetos'un bu sözleri. Ben burada bitiriyorum ama tartışmada sürdürebiliriz. Eğer vaktimiz kaldıysa çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Anlattığınız tarihsel süreçte Homeros'tan Platon'a kadar aşağı yukarı. Ötesine de geçtik mi? Milattan sonra 2. yüzyıl Epiktetos ama yani Roma'ya kadar filan gitti yani. Şimdi o süreç içinde 1000 yıllık bir süreç yaklaşık. Evet. Onu taradık. Çok amiyane anlatacağım fazla vakit almamak için yani soruyu kurmaya çalışacağım. Bu uzmanlaşmış diyelim hanedan tanrılardan. Yani her birinin aslında siz ona pek değinmediniz ama bir uzmanlık alanı var. İşte, sorumlu bakanlar gibi. Bir de başbakan var ya. Ve aralarında da bir takım itişmeler, kakışmalar var. Şimdi bu tabii naçizane görüşüme göre kurgusal tanrılardan daha tek tanrı yani bu üç büyük dinin tek tanrısına doğru bir gidiş var. Orada iki şey dikkatimi çekti. Bu uzmanlaşmış hanedan tanrılar çok ahlakla ilgilenmiyorlar. Hatta gene amiyane tabirle kafalarına göre zaman zaman egoistçe de bir takım davranışlar içerisinde bulunabiliyorlar. Bu süreç içerisinde ahlak boyutunu, yani ahlaki referans olma boyutunu işte örnek verdiniz. Daha sonraki yorumlarda daha çok edebiyatçılar mı tiyatro ve işte şiirsel başka boyutlarda gündeme getirmişler. Bu ihtiyaç herhalde, o ihtiyacı doldurma diyebilir miyiz, ne düşünürsünüz o konuda? Bir de tabii dinin pek çok fonksiyonu var, çeşitli amaçlara hizmet ediyor, insani amaçlara. Bu ahlaki referans amacı dışında bir de insanların ölüm korkusu vardır. Öldükten sonra ne olacağız, şu diyeceğiz mi, işte ruh var mı vesaire. Bu sıkıntıyı, yani bazı insanların duyduğu bu sıkıntıyı bertaraf edecek bu dönemde, bu aşağı yukarı 1000 yıllık dönemde işte ölümden sonra şöyle olur, böyle olur, cezalandırılırsınız veya huzura erersiniz bilimsi bir boyutta var mıydı? Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Yani şeyden başlayalım isterseniz. Homeros'ta aslında başına buyruk gibi görünen tanrılar, oradaki güç çatışması. Şimdi onların kendi yani hanedanın ya da işte bu şeyin tanrılar topluluğunun birbirlerine karşı sorumlulukları olsun, insanların tanrılara karşı sorumlulukları olsun, rastlantısal, keyfi değil açıkçası. Yani Homeros öyle gibi görünmekle birlikte örtük bir etik bulabiliriz. Şimdi nereden diyeceksiniz? Buna bir örnek olarak çok genel bir örnek vermek istiyorum ben. Achilleus ve Odysseus, bunlar bu destanların en büyük iki kahramanı. Aslında dikkat ederseniz Odysseus'a bu kahramanlardan birine adanmış bir yapıttır. Dolayısıyla ben Odysseus gibi bir karakterin aslında en büyük kahraman olarak gösterildiğini Homerosça düşünüyorum. Şimdi onu bilemiyorum. Yani örtük. Neden? Çünkü onun zihnine gireriz. Onun aslında Achilleus'un da gireriz şeyde yapıtta. Fakat Odysseus'a özel bir şey vardır. Bir düşkünlüğü vardır yazarın. Neden diyeceksiniz? İşte 20 yıl evinden ayrı kalmış, çektiği çileleri anlatır durur. O kadar yalın bir hayatı özler ki Odysseus. Eşi ve oğluyla iyi anlaştığı, iyi yönettiği halkıyla mutlu bir yaşam sürmek. Bütün hedefi budur. Savaşa da gitmek istememiştir aslında. Kaçmak istemiştir. Yalan söylemiştir. Kurnazdır. Tanrı'ya denk akıllı olarak gösterilir. Athena'nın sevgili insanıdır. Şimdi bu örtük bir dünya anlayışını, ahlak anlayışını gösteriyor. İstemeye değer şey nedir? İnsanlarla ve de tanrılarla ilişkisi insanın en iyi nasıl olmalıdır? Saygısızlık etmeme, başkalarına veya Tanrı'ya saygısızlık etmeme. Ama müdahale gerektiğinde de müdahale etme. Yani siyasi müdahalede bulunma. Bu yönden örtük bir etik sezidir. Ama Sofokles'te falan bu çok daha açık. Az önce okuduk Ayas tragedisini. Filoktetes'te keza yine Odysseus'la karşı. Bunlarda hep Odysseus vardır. Yani Ayas'ın karşısında, Filoktetes'in karşısında. Şimdi o örtük, bu bir ihtiyaçtı diyeceksiniz. Şimdi ihtiyaç açısından bakarak kısaca şunu söyleyeyim. Hades, yani öte dünya, Yunan tasarımında berbat bir yerdir. Karanlıklar, gölgeler ülkesidir. Yaşamayı çok severler. Yani gelecek bir cennetin tasarımı gibi bir şey bulamazsınız. Platon aslında ona benzer tasarımlara olasılıkla Yahudilikten, şeyden, o sevilikten gelen etkilerle veya işte yine Orta Doğu etkileriyle, yani Doğu etkileriyle biraz daha böyle hani cezalandıran, öte dünyada cezalandıran veya ödüllendiren bir tanrı anlayışına doğru gitmiştir. Fakat bu yönüyle de hiç de Yunan kültürüyle uzlaştığını düşünemeyiz. Dolayısıyla bu ihtiyaç Yunanlar için bizim insanlarımızdan çok daha farklı bir ihtiyaçtı. Öte dünya tasarımı. Yani ölüm korkusu, ölümden tiksiniyorlardı. Evet. Buradaydı yaşam temel olarak. Teşekkür ederim. Evet. Bir kişi daha var elini kaldıran. Ertuğrul Bey. Ben de hocam çok teşekkür ederim. Ben bir soru soracağım ama belki de felsefenin içinde kalan bir soru olmayabilir. O yüzden yani cehaletim vazgeçtim. Ben dışarıdan biri olarak konuşuyorum. Şimdi benim dinlediğim şeyde anladığım şöyle bir sıralamadan tarihsel içerisinde başlıyoruz. Çok tanrılı dinlerden, tek tanrılı dinler ve tanrı tanımazlık diyoruz. Bu böyle bir süreç midir? Bir evrim midir? Yani bunun geleceği yer doğal olarak insan düşüncesi açısından baktığımız zaman geleceği son yer en komplike bakımından tanrı tanınmazlık mı olacak? Ama buna karşılık da şimdi son anlattığınız Hades tasarımı bana, ya en azından benim kendi şahsım açısından çok daha yakın bir anlayış gibi görünüyor. Sanki daha ileri görünüyor. Yani böyle bir şeyden söz edilebilir mi bilmiyorum ya. Yanlış mı anladım yoksa ben? Yok. Aslında benim sıralamam öyle gösteriyor gibi olabilir. Ama bunu bir evrim olarak okuyabiliriz. Yani ben okurum. Fakat şimdi tanrı tanımazlıktan söz etmedim. Epikurosçulardan, yani ona aslında ayrıca vakit ayırmak gerekirdi. Onlar evreni hiç de böyle tanrısal güçlerin yönetmediği bir yani zorunluluk düzeni, belirlenim düzeni, atomların birbiriyle kurdukları bileşimlerden oluşmuş bir düzen olarak tasavvur ettikleri için tanrıları da aslında birer gölge olarak Olimpos'ta mutlak mutluluğa erişmiş ve insanla hiç ilişkisi olmayan varlıklar olarak tasarlıyorlar. Aslında bunlar, onlar yoktur, insanlarla bir ilişkisi yoktur anlamına da gelir. Bu kültürel evrim Platon üzerinden bence buraya götürdü onları. Yani felsefenin götürdüğü bir yerdir. Ama bu zorunlu muydu bilemiyorum. Ben de ancak şuna dikkat ediyorum. Yani bu edebiyatla aktarılan bu düzen, bu yapı, bu anlayış çok zengin. Yani bize ahlakın kökenini aslında gösteriyor. Saygı, yani etik. Değerin temeli saygı. Tanrı'ya saygı, aslında insana da saygı. Başka istençlere saygı. O açıdan yani hani kötüden iyiye doğru bir evrim olarak göstermek istemem. Bir biçimsel değişim olmuştur. Ama ne kadar zorunludur? Felsefenin gelişmesiyle zorunlu olmuştur. Yani ihtiyaçtan doğan bir gelişme değil, felsefeden dolayı bir... müdahaledir, felsefenin müdahalesidir. Bu estetik düzene müdahalesidir. Etikle estetiğin iç içe geçmişliğine bir müdahaledir. Yani aslında değer üzerine bir iddia sahibidir felsefe. Değeri ben bulurum, nesnel değeri ben bulurum. Özellikle Platon'da bu çok bariz. Şimdi... Siz çok güzel anlattınız bu Yunanistan, Yunan örneğini, tanrıları falan. Çok ilginç bir şey başıma gelmişti. Ben Hindistan'a karayoluyla gittim. 30.500 tane diye ben şey yapıyorum, biraz abartıyorum. Tanrı olduğunu gördüm. Ve tıpkı Yunan mitolojisindeki gibi oradaki tanrıların da birbirleriyle çok çatıştıklarını, çapkın olanlarını, tepede oturanını, aşağıda oturanı, maymununu, filini gördüm ve kendi cehaletimden çok utandım. Çünkü ben Yunan mitolojisini ezbere bilirken, Yunan felsefesini vesaire işte, o masallarla büyümüşken, başka bir dünyada yine aynı dönemde böyle masallar var. Böyle tanrı doğru. Yaşıyor, evet. Çok tanrıcılık yaşıyor. Evet ve ben çok beğendim bu çok tanrıcılığı. Çünkü şuraya bir fil alırsınız. Aman canım film, güzel film dersiniz. Ve işi götürürsünüz. Yani biz genel olarak bu mitolojiyi hep Yunan mitolojisinden ve Yunan tanrılarından söz ederken örneğin şöyle de bir şey söylemek istiyorum size. Burada bir Apollo tapınağı var Gülpınar'da. Onun ayağındaki söyleyiniz en iyi yardımcı faredir. Fareli Apollo. Fareli Apollon'dur zaten. Şimdi Hindistan'a da gidiyorsunuz. En çok tapılan tanrı ki şu anda da tapılıyor. İnsan başlı fil, kaleş. Onun da en yakın yardımcısı Söyle. Fail. Yani ben birazcık da Doğu felsefesini bize özellikle de okullarda öğretilmesini istiyorum. Bu da size bir soru olarak geliyor. Şöyle bir şey öğrenmek mi? Çok seçmeli dersler arasında, bu hani din dersleri arasında böyle bir şey aslında bir öneri olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na şey yapabiliriz. Yani şöyle bir şey, Milli Eğitim Bakanlığı değil, üniversitelerde siz koyabilirsiniz. Böylece biz bir dünya vatandaşı olmaya çalışırken kendi başımıza birden çok cahil görünmeyelim. Gerçekten oradaki cehaletimi asla unutamam. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Merhaba, ben kendi bilgilerime göre, kendi okuduklarıma göre şöyle bir yorum çıkarttım. Çok tanrılı dinden tek tanrılı dinlere ya da herhangi bir din geçişinde çok hızlı bir geçiş var. Mesela Mısır mitolojisinden direkt Yahudiliğe geçişte birdenbire bir çok tanrılıktan tek tanrılığa geçiş var diye görüyorum. O boşluk nasıl dolduruluyor sizce? Çünkü son cümlenizi anlamadım. Sanki dinler arasında çok hızlı bir geçiş var. Mesela bir yerde bir aşk tanrısı varken, bir yerde bir şey tanrısı varken sonra tek tanrıya düşüyor. Orada bir boşluk olmaz mı acaba insanların düşüncesi? Aslında din tarihi bilgime çok güvenmiyorum. Fakat işittiğim bazı şeylerden yola çıkarak Musevilerin tanrısının aslında bir halk tanrısı olduğunu, yani böyle hani İslam'ın ya da Hristiyanlığın şimdi böyle evrensel bir güç olarak zamanla, tabii o da önemli ölçüde değişmiştir. Yani modern dönemin dine yaptığı katkılarla biz tasavvur ediyoruz tek tanrı işi, evreni yöneten güç olarak. Ama mesela bunun yakın bir örneği de Stoacılıkta var. Nasıl dönüşmüştür bilmiyorum. Yani şimdi Museviler aslında başka tanrılara saygısızlık etmeyerek kendi tanrılarına tapınıyorlar. Bu güzel bir şeydir. Yani halkın tanrısı olmak. Athena için, Apollon için de benzer şeyler söylenir. Tenedos Apollon'dur mesela. Tenedos onun adısıdır. Bu savaşla ilgili Homeros'un anlattığı savaşta başlangıçta destanın İlyada'da Kriseli bir rahip, çok güzel Gülpınar dediniz, Gülpınar olduğu söyleniyor Krise'nin. Krises kızını ister, esir düşmüş kızını ister Agamemnon'dan. Agamemnon'un odalığı olmuştur, eşi olmuştur ya da yani neyse artık o dönemin şeyine göre. Ve vermez. Ondan çok öfkelenir Apollon ve veba salar orduya. Okluğunda oklarının sesinden bahseder. Yani o oklarla gelir ölç almaya Apollon. Şimdi demek ki Krise'de Apollon'a tapılıyordu temel olarak. Peki burada Athena'ya tapınılıyordu. Bu halkın öne çıkardığı bir tanrıydı o. Diğerlerine saygısızlık etmeyerek, onlara da gerekli kurbanlar kesilerek, dualar edilerek. Yani böyle tümüyle bütün tanrılara birden tapmıyordu eski insanlar. Bu bize özgü bir şey. Yani tek tanrıya taparak herkesin de ona tapmasını canı gönülden istemek ve zorlamak hatta. Bu bize özgü bir kötü bir şey var bunda yani. Bu zorlama yönünde. Ben olumsuz bir şeyler buluyorum yani. Yoksa hani tapınmanın kendisinde bir sorun yoktur. Pardon, orada Mısır'ın da çok etkisi var mesela Akita'nın. Yani biz derken neyi kastediyoruz? Bir dakika şimdi böyle... Biz derken aslında şimdiki dünyayı kastediyorum. Yani yobazca tapınılan bir dünyayı kastediyorum. Yani bu burası da olabilir, işte Mısır'da olabilir, hatta belki Hindistan'ın şeyi çok farklı. O kadar dağınık ki. Orada kalmışlar yani. Ben size söyleyeyim, orada kalmışlar yani. Mahallelerin bile tanrıları farklı yani neredeyse. Değil mahalleleri mi? Farklı. Mesela şeyler, mesela ayakkabıcıların tanrısı başka. Matbaacıların tanrısı başka. Harika bir şey yani. Canlı istediği şeyle. Evet, şimdi sırayı takip etmeye çalışalım. Buyurun. Apollon'un biliyorsunuz aydınlanmanın hızının pragmatik basit ihtiyaçlarının ve sonucu olduğunu söylemişti. Dini de bu bağlamda düşünmek yanlış olmaz mı? Çünkü bir bakıyorsunuz doğaya egemen olma çabasında olan insanın, antik Yunan'ın tanrılara bu bağlamda ihtiyaç duyuyorlar. Zeus, Apollon, hepsi doğada başka görevleri var. Sonra bir anda Zeus babacan biri oluyor, yani böyle başına buyruk, sert bir adamdan, işte Platon'da ya da daha monoteizme geçiş aşamasında yanlış olmasın. Bu geçişin acaba hani insanın doğaya egemen olma çabasından, insanın kendi kendine egemen olma çabasına kayma olduğunu söyleyebilir miyiz? Çünkü o dönemde köleci üretim biçimine geçiş oluyor aklımda ilgili. Tabii iktisadi açıdan da incelemek gerekir bütün bunları. Hatta bu yani iktisadi indirgemecilik yoluyla yapılabilir. Bilişsel yorum dedim, bu eski dünya tanrılarının bilişsel yorumu. Buna girdiğiniz anda estetik ortadan kayboluyor. Yani onun bizim üzerimizdeki duygu uyandırma gücü ortadan kayboluyor. Merak uyanıyor belki ama duygu ortadan kalkıyor. Şimdi Athena aynı zamanda şeydir. Yani savaş tanrısıdır da bir taraftan da dokumacıların, çömlekçilerin filan sanatların da tanrısıdır. Hatta şiiri, Musaları onun etrafında tasarlarlar. Şimdi bunu bir şiirde okuduğunuz zaman elde edeceğiniz deneyiminiz farklı ama iktisadi indirgeme yaptığınız zaman durum çok farklı. Demeter şudur budur. Yani hep güçleri, üretim güçlerini, rastlantısal güçleri temsil eden tanrılar olarak baktığımızda. Çok güzel söz ettiniz. Yani zanaatkarların tanrıları da farklıdır. Yani ben sadece iktisadi olarak değil de yani felsefe olana karşı daha pragmatik bir ihtiyacın karşılanması. Şimdi felsefe sanattan kendini ayırdığında Tanrı'yla çok açık bir şekilde ilgilenmeye, değerle, özellikle değere, uslanlama yoluyla yaklaşmaya çalıştığında sanatı bir bakıma hor görüyorum. Ama bana sorarsanız mesela geçen yüzyılın, evvelki yüzyılın hatta belki en büyük değer araştırmacılarından birkaç isim say derseniz ben Dostoyevski'yi sayarım, o bir şairdir ama. Yani Nietzsche kadar saymak gerekir. Hatta Nietzsche de şairdir. Yani şey farkı, yani felsefeyi çok her şeyin önüne çıkarmamamız gerekir diye düşünüyorum. Yani felsefenin biraz alçak gönüllü olmasında büyük yarar vardır. Değil mi? Anlattıklarınızı şöyle görebilir miyiz? İnsanlaşma serüveninde siz yaklaşık 3000 yıl önceden geriye doğru ya da bugüne doğru 1000 yıllık süreçteki felsefe, din, tanrı ilişkisini aktarmaya çalıştınız. Oysa bunun daha ötesi de var. Hem felsefi anlamda hem de din ve inanç anlamında. Ben açıkçası şöyle görmeye çalışıyorum. İnsanlaşma serüvenimiz yaklaşık bilimin söylediğine göre 5-6 milyon yıldan bu yana geliyor. 3000 yıl önceye ve sadece Homeros'un İlyadası'yla ve onun devamındaki bazılarının aktardıklarına tabi kalarak olayı görmek yerine bu konuda biz özellikle felsefecilerin, yani sizlerin yorum yapma durumunuz olması gerekmiyor mu? Felsefe o değil mi? Sorgulamanız gerekmiyor mu? Ben öyle bakmaya çalışıyorum. Yani elbette bizim gücümüz sınırlı. Yani ben de çok dar bir alana bakarak, yani biraz buradaki savaşın geçtiği yarımadada bulunmaktan dolayı bir esinle belki yaklaştım. Ama elbette çok şey bir konu. Yani, bu seviyenin tarihine de girmek gerekir. İşte İslam'ın, Hristiyanlığın, hatta belki çok tanrıcılığın şimdi yaşamakta olan bu rengarenk dünyanın, yani belki de Hindistan'daki demokrasi ve barış çok tanrıcılığa bağlıdır. Yani böyle bir önerme üzerine çalışma yapılabilir pekala, yani sosyolojik anlamda çok gerçekten beni de çok etkileyen canlı bir örnek. Yani Yunanistan'da işte bizim destanlarda okuduğumuz düzeni siz orada canlı bir ortamda görüyorsunuz ve bunu 1 milyar insan yaklaşık. Çok az Budist var Hindistan'da. Birazcık. %10-20. Yani geri kalanı politeist. Evet. Yani biz bunu görmüyoruz, farkında değiliz. 1 milyar insandan bahsediyoruz. Çevresiyle belki 1,5-2. Yani dünyanın 1/3'ü. Ve hala çok güzel resim, heykel ve şiir ve destan, bunlar sayesinde yürüyor. Yani bugün ülke öyle bir ülke. Evet, son bir soru alalım, sonra kapatalım, kısaca soralım. Çok tanrılık da günümüzde anladığımız anlamda bir din midir? Tırnak içerisinde burada dini soruyorum. Buna hemen bağlantılı olarak tapınmada tanrılara sunulan kurbanın yeri ve önemini. Teşekkür ederim. Şimdi bence din, çünkü yani Hinduizm bir din mi? Bence din. Yani yani din neye hizmet ediyorsa ona hizmet ediyor. Kurban, yani vadak, kurban, hayvana acı çektirmeden onu yemek için ama ölümü de görünür kılarak yapılan bir törendir kurban kesme. Yani biz bunun biraz yani kent yaşamıyla uyumsuz bir şekilde sokaklarda hayvan keserek filan çirkin görüntüler geliyor bizim aklımıza ama hayır, bu usulüyle yapıldığında düşünceye sevk eden bir şeydir. Yani yaşamın, yani bunun işlevsel yönüne yönelik bir şey söylemek istemiyorum. Yani beni, yani bu felsefeci olarak yani spekülasyon yapmam gerekir ama bunun ne kadar etkileyici bir şey olduğu belli. Yani bir ölümü görmek. Çok teşekkür ediyorum Ali Bey. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Bundan sonraki konuşmalarda tek tanrı kavramına daha fazla geleceğiz. Yani Musevilik, Hristiyanlık ve İslam'daki tanrı kavramına. Dolayısıyla orada daha açacağız bu konuyu. Teşekkür ediyorum.